Merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere bağırsak enzimlerinin öneminden bahsetmek istiyorum. Daha önce geçirgen bağırsak ve SIBO anlattığım videolarda bir miktar bağırsak enzimlerinin önemine değinmiştim. Ondan önce de sorun mide enziminizdeki eksiklik olabilir isimli bir video çekmiştim ve mide enzimlerinin önemini anlatmıştım ve o da en çok izlenen videolardan bir tanesi olmuştu. Altına gelen onlarca, yüzlerce güzel yorum da beni ziyadesiyle mutlu etti. Bugün de sizlere bağırsaklarda sinirim öneminden ve burada görevli enzimlerden bahsetmek istiyorum. Aslında ağızdan başlayan ve anüse kadar devam eden sistemin ismi sindirim sistemi olsa da günümüzde bu sistemde meydana gelen problemlerin çoğu sindirememekten meydana geliyor. Aslında olması gerektiği gibi sindirebilsek birçok problemle karşılaşmayacağız. Örneğin reflü, gastrit, hazımsızlık, şişkinlik, geğirme gibi problemlerin hepsi sindirememekten kaynaklanıyor. Sindirimi gerçekleştiren temel görevli moleküller ise enzimler. İşte mide enzimlerinin önemini anlatırken özellikle proteinlerin sindiriminin midede gerçekleştiği, siz yemeği yedikten sonra 1-2 saat içerisinde ideal senaryoda mide enzimlerini Temizin, besinleri sindirip paketleyip bağırsağa göndermesi gerektiğini anlatmıştım. Aynı zamanda mide enziminin bir görevi de besinlerin kimyasal temizliğini gerçekleştirmek içerisindeki bakterilerin öldürülmesini sağlamaktı. Mide enzimi eksik olduğunda hem besinlerin sindirimi etkilenmiş oluyor hem de içerisindeki bakteriler öldürülmemiş, kimyasal temizlik gerçekleştirilmemiş oluyor. İşte midede sindirim tam anlamıyla gerçekleşmediğinde de hazımsızlık, geğirme, reflü gibi problemlerle karşımıza çıkmaktaydı. Normalde ne dedik? İda olan 1-2 saat içerisinde midede sindirim tamamlandıktan sonra bağırsağa gönderilmesi ve bağırsakta sindirim gerçekleştirilmesi. Ancak günümüzde işte birçok insanda mide enzimi eksik olduğu için sindirim tamamlanamıyor. Saatler geçmesine rağmen hala yediğiniz yemeklerin midenizde kaldığına şahit olmuşsunuzdur. Yani akşam 7'de 8'de yediğiniz akşam yemeğinin gece yatağa girdiğinizde bile hala sindirilmeden midenizde durduğunu gözlemlemişsinizdir. İşte bu senaryoda bağırsağa geçiş ancak yukarıdan siz yeni bir yemek yediğinizde midede sindirilmeden sindirilmeden duran besinler mecburen bağırsağa geçmek zorunda kalıyor. Ve sindirilmeden aynı zamanda bakteriyel olarak temizlenmeden bağırsağa geçmiş oluyor. Bu da SIBO gibi problemlerle karşımıza çıkabiliyor. Yani iyi bir sindirimin başlangıcı mide enzimlerinin güçlü olmasına ve midede sindirimin tam anlamıyla gerçekleşmesine dayanıyor. İkinci aşama ise işte bu videoda detaylandırmak istediğim konu ise bağırsaklardaki sindirim. İşte besinler gerek sindirilmiş bir şekilde sağlıklı bir şekilde bağırsağa gelmiş olsun gerek sindirilmeden mideden bağırsağa gönderilmiş olsun. 12 parmak bağırsağına geçtikten sonra pankreastan ince bağırsağa bazı enzimler salgılanıyor. Nedir bu enzimler? İşte karbonhidratları sindiren amilaz, yağları sindiren lipaz, proteinleri sindiren proteaz, onun yanında selülaz, laktozu sindiren laktaz enzimi gibi enzimler ince bağırsağa salgılanmakta. Özellikle bu enzimlerde lipaz bizim için çok önemli. Karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi bir miktar ağızda ve midede gerçekleşse de yağların sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşir. Dolayısıyla yağların sindiriminde bir problem meydana geldiğinde karşımıza yağlı dışkılama olarak çıkabilir. Sizin de işte sürekli cıvık dışkılama, yağlı dışkılama gibi bir sorunuz varsa veya gaytanızda sindirilmemiş besin artıkları görüyorsanız ince bağırsakta sindirim tam anlamıyla gerçekleşmiyor olabilir ve bu enzimlerin eksikliği konusunda bize şüphe verir. Aynı zamanda yağların sindiriminde problem meydana geldiğinde yağda eriyen vitaminler olan A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin de emilimi etkilenmektedir ve bu vitaminlerin eksikliği de vücut vücutta gözlenebilir. Yine pankreastan salgılanan bu enzimler eksikse ince bağırsaktaki ideal pH dengesi yani oradaki asitlik bazlık dengesi de bozulacağı için orada normalde ürememesi gereken bakteriler üremeye ortam bularak ince bağırsakta bakteri üremesine verdiğimiz isim olan SIBO tablosu da enzimlerin görevini yapamamasına bağlı olarak gözlenebilir. Bu enzim eksikliğinin sebebi pankreasta bir hastalık varsa gözlenebileceği gibi yani pankreatik yetmezlik, pankreas kanseri veya pankreastan enzimlerin bağırsağa dökülmesinde bir defekt varsa o kanalı tıkayan herhangi bir patoloji varsa bu enzim eksikliği gözlenebilir. Aynı zamanda safra yollarında da safra taşı, safra akımını engelleyen bir patoloji varsa da enzim eksikliği gözlenebilir. Onun yanında kistik fibrozis hastalarında da bu enzim eksikliği gözlenebilmekte. Ancak altta yatan sebebi belli olan bir problem olmasa da bazı çalışmalar bize şunu söylüyor. Bir kişi de özellikle pankreasın endokrin fonksiyonlarında problem varsa yani bir kişi diyabet hastasıysa ve pankreası insülin salgılayamıyorsa dolayısıyla pankreasın salgıladığı diğer enzimlerde de problem olabilir diyor. Ki biz günümüzde işte altta yatan belli bir problem olmasa da sürekli cıvık dışkılama, gaytasında sindirilmemiş besinler görme veya yemek yedikten sonra özellikle alt karında davul gibi şişme problemi olan kişilerde yani bağırsakta sindirim gerçek gerçekleşmediğine işaret eden alt karnının ciddi bir şekilde şişmesi ve rahatsızlık göstermesi gibi problemlerin temelinde bu enzimlerin eksikliği yatabiliyor. Sevgili izleyicilerim çok kısa bölüyorum. Videomu izleyenlerin sadece %20'si kanala abone, %80'i kanalıma abone değil. Sen de bu konulara ilgili biriysen kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsan yeni videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Gelin konumuzu anlatmaya devam edelim. Burada midede sindirimde mi problem var yoksa bağırsakta sindirimde mi problem varın cevabını semptomlardan bulabilirsiniz. Özellikle Yemek yedikten sonra biraz önce de anlattığım gibi yemekler mideme oturuyor, reflü oluyor ve yediğim yemekler ağzıma geliyor diyorsanız veya yatağa yattığımda ciddi anlamda hala akşam yediğim yemekleri hissedebiliyorum diyorsanız midede sindirimle ilgili bir probleme işaret eder. Ancak yemek yedikten sonra özellikle şu alt karnım davul gibi şişiyor. Ciddi bir şekilde gaz şikayetim oluyor. Bağırsak hareketlerim düzensiz. Zaman zaman cıvık dışkılama yapıyorum. Zaman zaman kabız oluyorum. Gaytamda sindirilmemiş besin artıkları görüyorum diyorsanız burada problem bağırsakta sindirimin tam anlamıyla gerçekleşmemesi olabilir. Bu ayrımı bu şekilde yaptıktan sonra zaten mide enzimlerini ilgili videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bağırsak enzimlerini de siz Dışarıdan takviye olarak yerine koyabilirsiniz. İşte amilaz, lipaz, proteaz, selülaz, laktaz enzimlerinin kombinasyonu içeren pankreatik enzim kombinasyonunu özellikle yağdan zengin beslendiğiniz besinlerden önce yani akşam yemeğinden önce olabilir. İlk lokmadan önce kullandığınızda bu sizin daha rahat bir sindirim gerçekleştirmenize destek olacaktır. Sindirim sisteminde görevli enzimleri takviye olarak kullanacaksanız vegan enzim kombinasyonu olması sizin için bir artı olabilir. Bunun bazı artıları var. Günümüzde özellikle ilaç olarak da veya takviye olarak da birçok enzim kombinasyonu bulunabiliyor. Burada birçok enzim domuzlardan elde edilen domuz kaynaklı olabiliyor. Domuz kaynaklı enzimlere göre vegan olmasının bizim için bazı artıları var. Bir, gerçekten tüketen bir kişi vegan olabilir. İki, dini hassasiyetler nedeniyle vegan bir alternatif kullanmak istiyor olabilir. 3- ve en önemlisi vegan enzimlerin aktivitesi domuz kaynaklı enzimlere göre çok daha yüksek etki gösterebiliyor. Bunun sebebi de şuraya dayanıyor. Domuz kaynaklı enzimlerin enzimler domuzun bağırsak pH'ında ideal sindirim gerçekleştirme üzerine yaratılmış enzimler. Ancak vegan enzimler çok daha geniş pH aralığında sindirim gerçekleştirebiliyor. Yani asitlik bazlık dengesini gösteren değer biliyorsunuz pH. pH 0'a yaklaştıkça asitlik artar. 7'ye yaklaştıkça nötrleşir. Ancak burada kullanan hastanın bağırsak pH'ı ister asitik olsun ister bazikliğe daha yakın olsun. Orada bir hastalık varlığı söz konusu olduğu için zaten işlerin yolunda gitmediği bir ortam. Dolayısıyla bu ortamda vegan vegan enzimler çok daha yüksek etki gösterebiliyorlar. Bu da bizim için artı faktörlerden bir tanesi. Bir diğer husus biraz önce de söylediğim gibi eğer bağırsakta sinirim düzgün bir şekilde gerçekleşmiyorsa ve pankreatik enzimler bağırsağa ideal oranda salınamıyorsa karşımıza SIBO olarak çıkabilir demiştim. Özellikle SIBO ile savaşmada toprak bazlı probiyotiklerde bize ekstra fayda sağlıyor. Bacillus ailesi dediğimiz bu probiyotikler doğada uzun yıllar yaşayabilen dış faktörlere karşı dirençli sıcak, soğuk, yağmur, kar fark etmeden toprakta yıllarca yaşayabilen sporlu bakteriler. İşte bu sporlu bakteriler SIBO gibi bağırsakta bir kaos ortamının olduğu ortamda yani diğer patojen bakterilerin bulunduğu ortamda dirençli bir şekilde, sağlam bir şekilde durabiliyor. Diğer bakterilerle savaşmada ve oradaki sulh ortamını tekrar sağlamakta bize ekstra fayda sağlayabiliyor. Dolayısıyla kullandığınız enzim kombinasyonunda Bacillus subtilis ailesinden toprak bazlı bir probiyotik bulunması da bize ekstra fayda sağlayacaktır. Son olarak pankreastan enzimlerin salgılanmasında görevli bir vitamin var. Bu da B1 vitamini. Özellikle pankreas bunu dışarı almak zorunda ve günümüzde karbonhidrattan zengin beslenme birçoğumuzda B1 vitamini tüketmekte. B1 çok önemli bir vitamin. İlerleyen dönemde B1'e özel apayrı bir video çekeceğim. Vücudumuzda özellikle nöron fonksiyonlarından enerjiye kadar birçok yerde görev almakta. Bir diğer en önemli görev aldığı yer ise enzimlerin sentezlenmesi. Dolayısıyla kullandığınız preparatta B1 vitamini olması da sizin kendi enzimlerinizin de daha sağlıklı bir şekilde salgılanmasına katkı sağlayacaktır. Evet daha önce midye Mide enzimlerine özel bir video çekmiştim. SIBO ve geçirgen bağırsak videosunda bir miktar bahsetsem de bağırsak enzimlerine özel de ayrı bir video olsun istedim. Beni Instagram DL Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir. Kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan detaylı bir şekilde kafanıza takılan konuları okuyabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.